arkadaşlar, bugünlerde size sürekli sisrecilerle ilgili videolar veya paylaşımlar yapıyorum. Neden? Çünkü sürekli böyle bunların bakımını geciktirdiğiniz için parkeleriniz yıpranıyor, çürüyor, tahta kurusu düşüyor arkadaşlar. Çürümeye başlıyor, deforme oluyor. Ama zamanında bakım yaptırsanız bunu 100 yıl kullanırsınız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bütün çabamız bunlar hakiki ağaçtır, birebir ağaçtır. Yani şöyle bir ürünün ziyan olmaması, heder olmaması ve sizin içinde ekstra bir ekonomik kayıp olmaması için uğraşımız. Tabii bizim de işimiz bu. İşimizin gereğini yapıyoruz. Güzel bir hizmet sunmak için sizleri bilgilendirmek amaçlıdır bu videomuz. Başka bir takılan soru cevap kısmında zaten yazıyorsunuz. Biz de gereken şey yaparız size. Mesaj atarız, konuşuruz telefondan, sıkıntı yok. Eğer İstanbul Bahçelerler'deyseniz yerimize gelirsiniz, orada konuşuruz, sıkıntı yok. Şimdiden hayırlı günler, iyi seyirler, teşekkürler. Bay bay. Bakın arkadaşlar, gel arkadaş. Genelde sorun bu petek altlarında, cam altlarında oluyor. Neden? Buralar zamanla ıslanıyor sürekli. Su ala ala aralar açılıyor. Bu parkeler kararmaya başlıyor. Bakın şimdi biz bunu sileceğiz. Silip verniğini, cilasını bu araları dolduracağımız zaman buradan su girmesi engelleneceği için ne olacak? Bunun eskimesi daha bir uzun sürecek. Atıyorum bir 20 yıl, 10 yıl daha bunun ömrü uzamış olacak arkadaşlar. Amaç bu. Bu araları kapatacağım için suyu içine almayacağım. Üzerinde cilalı olmuş olacak. Zaten derinlikte cilada içerisine su almaz. Suyu bu boşluklardan alıyor. Buraları güzel kapatacağımız için sıkıntı olmaz. O kapatmada nedir? 5 yıl, 10 yıl idare ediyor. Yani o cila oranın şeyini. Tabi hortumla su tutarsanız bir faydası olmaz ama böyle normal su içine, biladaya, şuna buna hiçbir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim lütfen. Arkadaşlar burasını yapmışlar. Bakın bir şey artık işte bazıları nargile kömürü bilmem bir şey veya sıcak bir çaydanı falan bir şey yapmış. Çok aşırı yanarsa almaz. Şimdi bunu şey yapacağız. Bakalım. Arkadaşlar bakın yanık çok derine inmiş. Ağacın ta atıyorum işte 1 santim veya yarım santim aşağısına inmiş. Büyük makine almadı. Biraz da bununla deneyeceğiz. En az seviyeye minimize etmeye çalışacağız. Arkadaşlar bakın bu daha aşağıya kadar inmiş bu yanık. Bayağı şey olmuş. Yani aşırı fazla aldığım zaman burası oyuk olacak. Onun için şimdi bunu cila yaptığım zaman bu artık belli olmayacak. Biraz da macun yapacağım. Biraz beyazlayacak bu. Yani burada sorun kalmadı sayılır. Bundan daha aşırısını yapmamaya gayret gösterelim. Böyle ara ara sizi teknik bilgiler için bilgilendiriyorum veya yani elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de bizi takipte kalırsanız bu tür bilgileri öğrenmiş olursunuz. Beraber bir şeyler yapmış oluruz. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve abone kazandırmayı unutmayalım lütfen. Hayırlı günler, teşekkürler.